Biraz felsefi bir soru olacak. Hayatın bir amacı olduğuna inanıyor musunuz? Varsa sizin için hayır. Amaç nedir? Hayır. Yok. Ama hocam az önce Russell dediniz. Russell'ın kitabında ben de bir yere o nihilizme düşmüştüm. Mutlu Olma Sanatı'nda da bununla karşı bir kitap yazmış ve çok mantıklıydı. Şimdi bizi hayatın amacı yok deyip nihilizme sürüklemeyin hocam. Yok abi, kusura bakma. Hayır. Yalnız hayata sen bir amaç yükleyebilirsin. Sizin hayatınızın bir amacı diyeyim o zaman. Ha, benim hayatımın tabii amacı var ya. Bu gezegeni anlamaya çalışıyorum. Değil mi? Jeoloji, yani bu taş gezegenler nasıl oldu? Kainat nasıl davranıyor? Bunları anlamaya çalışıyorum. Niye olmaz bunları anlamaya çalışıyorsun hocam? Bazı insanlar da döner ekmek yiyeyim, günü kurtarayım. Yani niye bu? Mesela ben sizden sevdiğim şey şu. Ailenizin durumu iyi olduğu halde bilim yapıyorsanız gerçekten bu insan istiyordur dedim mantıken yani. Çünkü mesela benim şu an durumum yok. Bu yüzden doktoraya da başlamıyorum. Param olsa direkt doktora yaparım. Niye? Para benim için önemli değil. Bazı insanlar var hocam, parası olduğu için mesela Kayseri'de okumuştum hocam. Orada şey derler, ne kadar kötü bir durum düşünün. Aklı olmayan salak insanları biz işi hayatına hazırlamayız, okula göndeririz. Zekileri iş hayatına hazırlarız. Mesela genelde fabrikanın başına eğitiyorlar vesaire, ama siz bu yolu seçmişseniz benim işte insanlar, hani herkes diyor her insan eşittir vesaire. Siz bunları merak ederken bir kere insanlar insan eşit sadece değildir baba. Oradan yok, ben bunu demiyorum. Savunduğumdan değil. Yani öyle diyorlar ya hocam. Yani, Einstein ve şempanzeler. Sizin böyle olmanızın sebebi aileniz mi, genetiniz mi, kişisel mi, çevre mi hocam? Tesadüfler hayatım. Genetik rol oynamıştır. Dedemin arkadaşları rol oynamıştır. Büyüdüğünüz yer rol oynamıştır. Yani ben Işık Lisesi'ne gittim. İşte Nuriye Güney ile Ziya Efe. Hocalarım olmasaydı aynı şey olur muydu? Kim bilir? Ben Yozgat'ta yaşıyor olsaydım ben de böyle olmayacaktım. Yani coğrafyada o zaman kader bir nevi diyebiliriz. Kardeşim tesadüf kader. Tesadüf. Tamam. Tesadüf. Kimse önceden bir şey kararlaştırmıyor. Sen karşına çıkan fırsatları ne kadar değerlendirirsin? Ya benim neslimde bizim aile, ki zengin aile değil mi? Üniversite bitirmiş tek adam benim be. Bak ne kadar ilginç. Zengin ama üniversite bitirmemiş insanlar. Hayır abi. Ciddi bir şey yapan yok. Merak da etmiyorlar değil mi hocam yani? Arkadaş ya. Parti, diskotekler bilmem ne falan. Benim ailem dedi nadir okuyan insanlardanım. Kimse merak etmiyor. Herkes para kazanıyor. Demek ki biraz kişisel ilgi de çok önemli yani bu. Tabii kesin. Nasıl ya? Ama işte stimülasyon çok önemli etrafında. Seni stimüle edecek, yani dürtecek bir şeyler olmalı. Benim dedemin arkadaşları vardı öyle. Baha Bey vardı, tarihçi. Halit Ziya Konural. Türkiye'ye plastik cerrahi getiren adam. Buna benzer arkadaşları vardı. Şahap Koca Topçu. Değil mi? MIT'de okumuş. Kazım Ergin Hoca'nın İTÜ'de bizim sınıf arkadaşı. Ben bu adamlarla tanıştım. Küçücük yaşımda. O bir tesadüf ve sizin için kapı açan bir evet. Şey oldu muhtemelen. Tabii. Yani hocam, model alarak aldığı insanlar hocanın şey, bu arada girdim ama model olarak aldığı insanlar önemli. Hep şey vardır ya hocam, işte doğa mı yetiştirme mi? Nature mı nurture mı? İşte hep o vardır. Yani sizde tabii ki nature tarafı biraz zayıf diyorsunuz çünkü ailede diğerlerinde yok diyorsunuz ama hani ama öyle veya dakika, böyle ama değil. Yani benim IQ durumumu tabii mesela bilmiyorum ama belli ki ötekilerin hepsinden daha zekiyim ben. Ama IQ'nun evet, doğuştan gelen kısmı ama etmiyor. Çevre evet. Etkisi işte. Yani mesela çevrenizde ne bileyim işte bu jeologlar böyle öğretmenleriniz değil de gene böyle tutkuyla bağlanacağınız, ne bileyim mesela sanatla, kötüyü iyi olarak demiyorum, güzel bir alternatif. Çevrenizde acayip böyle sanatla yoğrulmuş bir çevre olsaydı ve siz ona şey yapsaydınız belki de bugün bir sanatçı olacaktınız. Ya da pilotluk çok ağır bassaydı bugün belki hiç Celal Şengör diye bir yolcu, yani Türk Hava Yolları kaptanı oturuyordu mesela hani burada olacağınıza. Olmazdı da yani belki. Ya da işte askeri pilot. Hapse girmezsem general olurdum. Bence kesinlikle evet. Olurdunuz. Yani hoca da o tip var evet. General. Sivil havacılık istemezdiniz. Uçmayı çok seviyorum ama beni esas tabii cezbeden askeri havacılık. Evet. Hocam niye bir uçak almıyorsunuz ya, ya da kiralamıyorsunuz, kendi uçağınızla gezin edin PPL'le falan. Senin madem hiç uçmak. Seni terk eden kız arkadaşın oldu mu Cevdet? Oldu hocam ne yazık ki. Benim havacılıkla olan ilişkim aynı öyle. Ayda. O kızla bir daha karşılaşmak istemiyorum. Wow.
Çok ilginç. Buna bir şey diyemeyiz abi. O şeyde şey. Burak Asuman derler biliyor musun? Yani gökyüzü için Asuman derler. Mesela şeyde vardı bu Anadolu Kartalları filminde vardı. Oradan öğrendim ben de. Kasırgaların aklının kadın olması gibi bak. O da çok ilginç gibi. Gelmişti bana. Yani o kadın gökyüzü ve uçabilmek bir kadın olarak tabi askerlerin ekseriye erkekler olması o da tabii etkendir o kültür oluşmasında. Ha işte yani ama hocanın dediği metafor ilginç. Burak soru çok sordular. Ünlem soruyla ben onları çok şey yapmak istiyorum. En azından şey, biraz alalım bir 5 tane falan. Lazım. Sedat Can'la bize bu yayını sağlayan Otü'deki abimiz. Evet teşekkür edelim şey Sedat hocaya. Mars Fransızca, Merim Arapça, Türkçe olmadıktan sonra ne çok fark eder mi hocam demiş. Sevgilerini de iletmiş bir yandan size. Abi şu fark ediyor. Gelenekten bahsettik ya. Bir yerde karar verelim, sahneye çıkmak mı sahne almak mı abi? Aynı şey. Evet. Yani değil mi, yüzyıllardır Merih gelmiş, şimdi biz Fransızcadan, Almancadan, İngilizceden aldık. İleride mesela Ruslar Venera derler Venüs'e. Yani Rus kültürü Türkçe. Mesela kültürü, kozmonot ve astronot işte olabilir değil mi hocam? Ha, anladım. Kozmonot ve astronot olayı var ya hocam. Ruslar asla sanırım astronot yani demiyor. Belli süreklilik ve duraylılık mevzu var. Onun için. Evet.